Şimdi biz seçimler başladığı zaman, seçim tartışmaları başladığı zaman daha doğrusu bu stratejiyi tartıştık. Yani şöyle tartıştık. İki ayaklı bir yaklaşımımız var. Bunlardan bir tanesi Kürt illeriyle ilgili. Orada biliyorsunuz bizim 102 belediyemizin 96'sına kayyum atandı. Ve birinci hedefimiz o 102 belediyeyi tekrar kazanmak. Kayyumların da atandığı 102 belediyeyi. Artı 24 Haziran sonuçları bize gösterdi ki başka belediyeleri de kazanma şansımız var. Dolayısıyla hedefimiz de yani o 102'nin üstüne çıkan bir rakam vardı. Birinci hedefimiz buydu. Batı'da ise hedefimiz esas itibariyle iki noktada odaklandı. Bir tanesi AKP-MHP bir ittifak, bir koalisyon. Bunun iktidar alanının daraltılması gerekiyor diye düşündük. Çünkü bu tek adam yönetimi gerçekten bütün alanlarda inanılmaz bir genişleme gösterdi. İzliyoruz her gün, gün be gün. En son yer yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde alacakları sonuçlarla bu yönetim modelini pekiştireceklerdi. Zaten bunları kendileri de söylüyorlar. Dedikleri hani beka meselesidir dedikleri aslında iktidarın bekası meselesi. Dolayısıyla biz dedik ki bu iktidar alanını daraltacak bir adım atalım. Birinci mesele bu. Demokrasi güçleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, aydınlarla, demokrasi, hukuk, adalet, özgürlük mücadelesi veren kim varsa onlarla birlikte bunu konuşalım, tartışalım ve bir ortaklık yaratalım dedik. İkincisi de biliyorsunuz özellikle Batı metropollerinde, yani İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, bütün buralarda, Kocaeli, Aydın, Manisa filan çok uzun yıllardır, 20, 30, 40 yıldır Kürt illerinden göçmüş olan, orada yaşayan insanlar var. Ve onlar kendi partileriyle temsil edilmiyorlar aslında bu Batı'da, yerel yönetimlerde. İkinci hedefimiz de buydu. Dedi ki hem burada yaşayan, göçmüş olan, hayatını burada idame ettiren Kürt insanının kendi partisiyle temsil edilmesine imkan sağlayalım. Hem de Batı'daki bütün demokrasi güçlerinin, bizim bileşenlerimizin, birlikte hareket ettiğimiz herkesin temsil edilmesini yerel yönetimlerde sağlayalım. Çünkü çok uzun yıllardır böyle bir şey söz konusu değil. Bunun üzerine kurduk stratejimizi ve 3 ili 3 büyük şehirdeki büyükşehir belediye başkanlığına aday olmayacağımızı açıkladık. Ama elbette ki o ilçelerde, bu 3 büyük şehrin ilçelerinde belediye meclislerine aday olacağız. İlçe belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece büyükşehir başkanlıkları için bu 3 büyük şehirde aday çıkarmayacağız.